Yıldırım. Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili de Türkiye Futbol Federasyonu nihai kararını açıkladı. Karşılaşma tatil edildiği dakikadan, yani 57. dakikadan itibaren tekrar oynanacak. Ancak tribünlerde seyirci olmayacak. Bu arada soruşturma da devam ediyor. Gözaltındaki 25 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Diyarbakır'ın Nice ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu. 4 asker yaralandı. Merkez Bankası da yılın 3. faiz toplantısını gerçekleştirdi. Banka politika faizini %8'de sabit tuttu. Merkez faiz koridorunda değişiklik yapmadı. Geç likidite penceresi de faizini de 75 baz puan artırdı. Ukrayna ile Türkiye arasında biliyorsunuz vizesiz geçiş uygulaması söz konusu ki bu uygulama meyvelerini de verdi. Ukraynalı turistlerin geçtiğimiz yıl en çok tercih ettikleri ülke Türkiye oldu. Tam 1.3 milyon Ukraynalıyı ülkemizde ağırladık. Türkiye'den Ukrayna'ya giden turist sayısı da 270 bine ulaşmış durumda. Özetleri paylaştık, detaylara geçelim. Günaydın Analiz Sentez'e bir kez daha günaydın diyelim. İstanbul'da Sade Özdemir 24 Ekonomi Müdürü bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Evet, seçimleri konuşacağız. Ankara'da da Mustafa Kartoğlu, Star Gazetesi Ankara temsilcisi birazdan bizlerle birlikte olacak derken hemen karşımızda gördük Mustafa Kartoğlu'nu. Günaydın diyelim. Günaydın. Şimdi Sade Özdemir, isterseniz ilk sözü Mustafa Kartoğlu'na verelim. Mustafa Kartoğlu bugün programın bir bölümünde bizlerle birlikte olacak. Çünkü önemli bir konu olacak Ankara'da, önemli bir görüşmesi olacak. Onun da tabii detaylarını merak ediyoruz ama sonrasında belki anlatır bize. Şimdi biz seçim gündemiyle hemen başlayalım. Tabii ki Ankara'nın gündemi çok yoğun. Özellikle hani Cumhur İttifakı'nı hep konuşuyoruz. Ne olduğu belli ama diğer tarafta ne olacağı belli değil. Birçok senaryo, birçok ihtimal üzerinde duruluyor. Ama şu bir gerçek, Abdullah Gül ismi Cumhuriyet Halk Partisi'nde ciddi bir çatlak yaratmış durumda. Hani partiyi karıştırmış durumda. Özellikle Muharrem İnce ki Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen kişilerden biri. Onun tepkisi vardı. Ama aslında bu tepkiyi gösterirken de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldığını da görüyoruz. Dün konuştuğumuz konu hani bir siyaset üretmekten ziyade Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı üzerinden gidiyor muhalefet. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi bir hesap vardı. Elbette bir tarafta bir ittifak varsa öbür tarafta da o ittifakı bekliyoruz. İttifaklara kapı açan yasal düzenleme yapıldıktan sonra barajın %10'dan aşağıya indirilmemesinin sebebi de herkes ittifak yapsın. Dolayısıyla bütün siyasi partilerin bütün siyasi farklılıklar parlamentoya yansısın isteniyordu. Amaç buydu. Dolayısıyla ittifak görüşmelerinde, ittifak kurma çabalarında bir sıkıntı yok. Önce bunu bir analiz edelim. Ne yapılmak istendi, ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir hesap yaptı. Daha önce de söyledik. Hızlıca tekrar etmeye çalışayım. Biz %25 almış bir partiyiz. Bugünkü oyumuz da hadi diyelim ki o kadar. Üzerine 5, 10, 20 falan ekledik. Gene de biz 40'ı geçemiyoruz. Yani bir başkan çıkartan bir cumhurbaşkanını seçemiyoruz. O zaman zaten başka partileri de parlamentoya girmesi için bizimle ittifak yapmak isteyenler var. Bunları da kapı açacağız. Tamam. Onlarla birlikte nereye çıkıyoruz? Geliyor ve o hayır bloku diye tırnak içinde ifade edilen %48'lere kadar o da tamamını birleştirebilirsiniz. Bu da çok mümkün gözükmüyor. Çünkü parti kendi içine baktığı zaman bir ulusalcı kanada bakıyor. Diyor ki ya biz sağda bir sağcı bir adaya oy vermek istemiyoruz. Biz de kucaklayıcı olabiliriz. Biz de milliyetçiyiz, biz de işte devletçiyiz. Şu hani altı oku sıraladıkları zaman hani MHP'ye de gidiyor ucu, işte diğer partilere de gidiyor, neredeyse AK Parti'ye de gidiyor. Hani muhafazakarlık diye bir ok yok ama gene de temsil ettikleri kitle bakımından ve aday profili bakımından baktığınızda muhafazakarlara da erişebilecek isimler var. Onlar diyorlar ki mesela Muharrem İnce, ya ben de benim de hani annem hacıydı ya da ne bileyim ben de muhafazakar sayılırım.
hakikaten hani çok da uzak değildir. Ben de olurum diyor. Öbür taraftan solcu kanat İlhan Cihaner açıklamıştı zaten, hani İYİ Parti'ye 15 milletvekili verdiniz. Türkiye Komünist Partisi'ne de, Özgürlükçü Demokrasi Partisi'ne de 20'şer tane verelim de onlar da seçime girsin. Hani madem bu kadar demokratiz diye. Aslında o demokrasik havariliği işini, balonunu patlatmıştı İlhan Cihaner tek başına. Dolayısıyla orada bir üç parçalı bir durum var. Bir de Kılıçdaroğlu'nun ikna edebildiği bir kitle var ki hani 15 milletvekili nasıl ikna ettiğini hatırlıyorsunuz. Hani toplanıp işte sizler bunu yapacaksınız. Niye? De demokrasi kahramanlığı yapıyoruz falan, ama adamlar işte öyle kahraman edasıyla kameraların önüne geçmediler. Malum son derece enteresan bir tavır diyelim. Hadi yakışıksız ifadeler kullanmayalım. Ya da yakışıksız demeyelim. Şimdi burası neyi hedefliyordu? Biz tamamını temsil edemiyoruz. İttifaklarımız da yeterli olmuyor. Peki ne yapacağız? O zaman rakibimizden oy çalabilecek, rakibimizden oy koparabilecek bir aday bulursak eğer, o aday bize +5, +7, +10 neyse bir oy getirir. Onu da AK Parti'den getireceği için rakibimizde bir adım geriye düşer. Biz bir adım yukarı çıkarız. Dolayısıyla orada ya eşitleniriz ya öne çıkarız. Eşitlenirsek ikinci tura düşer, geçer bu iş. İkinci turda da bir daha asılırız artık ne olacaksa. Eğer geçersek ne ala. Kim bu aday? Yanımızda kim var? Saadet Partisi. Ha tamam, o zaman Abdullah Gül. Abdullah Gül üzerine bu yüzden çalıştılar. Yani AK Parti'den, Tayyip Erdoğan'ın oyundan bize kim ne parça kopartabilir arayışının ürünüdür, sonucudur Abdullah Gül'le görüşmelerin başlaması. Abdullah Gül AK Parti'den oy koparmak için bir araçtır onlar için. Fakat bu araç çalışmadı. Neden? Çünkü Meral Akşener ikna edilemedi. Zira Meral Akşener de diyor ki ben herkesi kucaklarım iddiası bu. Ben hepinizden daha fazla oy alırım. Ben aslında AK Parti'den zannedilenden daha fazla oy alıyorum. MHP'den zannedilenden daha fazla oy alıyorum. Bir sağcı aday arıyorsanız o niye ben olmayayım? Abdullah Gül, sen AK Parti'den yeterince oy alamıyorsun. Abdullah Gül daha fazla kopartır. O yüzden Abdullah Gül, peki o zaman ikna edin. İkna edin, ondan sonra bana gelin. Bir, iki, ikna edin, o da aday olsun, ben de aday olayım. Kim seçilirse, seçilemezse, özür dilerim, ben seçilemezsem birinci turda, ikinci turda Abdullah Bey lehine çekilirim. Bu şu anlamada geliyor. Ben ikinci olsam da Abdullah Bey lehine çekilirim. Bu anlamada geliyor. Ama ne kadar bunu net söyledi bilmiyorum. Hatırlarsanız bir üçüncü aday formülleri çıkmıştı. Zira ikinci turda ikinci aday çekilirse eğer yerine otomatikmen üçüncü aday geçiyor. Böyle bir formül de hayattaydı. Bu kadar çok matematik hesabının olduğu yerde kafaların karışmaması mümkün değil. Gelinen noktada kafalar karıştı. Hesap giderek çatallaşınca Cumhuriyet Halk Partisi'nden çatlak sesler çıkmaya başladı. Daha doğrusu artık bu iş olmuyor dediler. Çünkü herkes o kadar temkinli, o kadar hesapçı, o kadar garantici ki, hayat bu kadar garanti olsaydı hepimiz çıkar aday olur, hepimiz milletvekili seçilirdik dedi herkes. Ve İlhan Cihaner'in çıkışına Muharrem İnce eklendi. Muharrem İnce'nin çıkışına işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü artık isyan etti. Yeter, hiç konuşmuyorduk zaten biz bunu filan dedi. Ki öyle olmadığını biz biliyoruz en azından. Belki kendisinin haberi yoktur, bilgisi yoktur ama konuşuluyordu. Ha, kastı parti içerisinde yapılan anketse evet, o listede Abdullah Gül yok, doğru. Şimdi dolayısıyla çatılamadan bütün malzeme tekrar yerlerine konuldu. Şimdi başa döndük. Şu andaki bütün hesap, herkes kendi adayını göstersin. Kim ne kadar oy koparabiliyorsa koparsın. İşte o AK Parti Tayyip Erdoğan %50'nin altına düşsün. İkinci turda bu çatıyı tekrar çatmayı deneriz. Şimdi bu arada tekrar yine AK Parti'den kim oy çalacak, fazladan kim koparacak diyelim hadi. Yine Abdullah Gül, yine baskı var. Dünkü baskı, dünkü Saadet Partisi Abdullah Gül görüşmesinin aslında nirengi noktası oydu. Yani sebebinin o olması gerekiyordu. Biz o gözle baktık. Ve içeride neler konuşulduğunu elbette bilmiyoruz ama 2 saat 15 dakika hasret gidermek için sohbet oluyor idiyse bunun daha önce de olmuş olması gerekirdi. Dolayısıyla mevzu o değil. Orada hani Saadet Partisi'ne daha fazla AK Parti'den oy getirebilecek bir desteği aday olmadan Abdullah Bey nasıl verir?
Bence bunun üzerinde konuşuldu. Çünkü şu andan itibaren en önemli şey Saadet Partisi'nin AK Parti'de mümkün olan azami oyu koparabilmesi. Bunun için de çaba göstermeye devam edecekler. Nasıl bir formül buldular bilmiyoruz. 2,5 saatlik görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmadı, bir tweet de atılmadı. Normalde Abdullah Bey Twitter'ı kullanır ama bu kez kullanmadı. O yüzden merakla bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimler konuşuluyor? Daha önce de adını geçirmiştik. İlan kesici var başında. İşte Muharrem İnce var, demin söylemiştik. Yılmaz Büyüker Şamar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı. Fakat bir taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tarifi var. Ekonomiden anlayan ve bu alanda başarıları olan. Ben doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde ekonomiden anlayan, başarıları olan deyince birkaç bürokratın dışında kimseyi görmedim. Yani eski bürokratın dışında. Kendisi de eski bir bürokrat. Eğer eski bürokrat olacaksa o zaman kendisi de genel müdürlük yapmış SGK'da, hesap uzmanı. Kendini mi tarif ediyor diye ben bir kenara not olarak düşüyorum. Ama rivayet İlhan Kesici'nin işaret edildiğine yönelik. Hani o da DPT müsteşarlığından gelme. Ama DPT müsteşarlığı, yani bir başarıdan bahsedeceksek ekonomik anlamda ya da siyasi anlamda pek bir şey göremiyoruz. Daha önce belediye başkanlığına, başbakanlığa, ne bileyim başka şeylere bir sürü şey aday gösterildi. Bu Doğru Yol Partisi'nden de oldu, CHP'den de oldu. Çok enteresan, yani bir şey olduğunda potansiyel aday olarak bir İlhan Cihaner var. Niye potansiyel aday bilmiyoruz. Aile bağları deseniz, daha önce Demirel ailesiyle bağları nedeniyle bir manası olabilirdi ama bu sefer bir Demirel ailesi yok. Yani öyle bir bağın bir manası. Demek ki başka bir bağ var ve o bağ onu sürekli bir potansiyel aday pozisyonunda tutuyor. Doğrusu ben bilmiyorum ne bağ olduğunu. Herhangi bir imada da bulunmak istemiyorum ama bir adaylık, aday olduk. Şimdi bir kitle olsa bir partide lider olunur. Bir hareketin lideri olunur. Bir kitleye dayanılsa, bir algı, bir vatandaş kabulüne falan dayanılsa bunu anlarım ama böyle değil. Geldiği zaman çok önemli işler yapar. Yaparsa neden partide yapmıyor mesela? Genel başkan olmuyor. Yahut genel başkan yardımcısı olmuyor. Onu da doğrusu çok fazla anlamış değilim. Demek ki bir başka marifeti var bizim bilmediğimiz. Daha çok o öne çıkıyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarifi onu ne kadar işaret ediyor? Doğrusu ben çok örtüştüremedim. Yani hani onların da gücüne gitmesin ama hani ekonomide temayüz etmiş, başarıları olan falan deyince haliyle benim gözüme daha farklı bir profil göründü. Diğer isimler de öyle değil. Yani biri işte öğretmen, diğeri Büyükşehir Belediye Başkanı'nı bilmiyorum, Yılmaz Bey'i profesör ama alanını bilmiyorum. Bir tarafta da bir tane hani ekonomiden ekonomist diyebileceğimiz bir ilan kesici gözüküyor. Eğer öyle olursa o zaman ben bu turun, yani şu anda da aynı kanaatteyim, ayrı bahis ama birinci turda sonuçlanacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Evet, Sadi Özdemir. Mevzunun özeti budur. Biraz uzun oldu ama kusura bakmayın. Yani aslında tüm detaylarıyla Mustafa Kartoğlu özetledi. Tabloyu da çizdi. Aslında baktığımız zaman yani ana muhalefette hala kimin aday olacağı net değil. İsimler var evet ama net bir şey yok hala. Kafalar karışık. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? CHP artı İYİ Parti artı HDP Selahattin Demirtaş, Meral Akşener, CHP'den de bir aday. Bunların toplamı 45'te kalır gibi gözüküyor. Yani en yüksek oy alsalar, hani aldıkları oylar, Meral Akşener'e de %10 ihtimal versek çok doğru. İlk turda bu iş biter. Uzlaşmalar da bence de mümkün değil. Yani uzlaşma derken CHP Abdullah Gül ya da bir başka sağ taraftan bir aday üzerinden uzlaşmaz içinde. Çünkü çok ciddi rahatsızlıklar olacak. Oluyor zaten. İlhan Kesici'nin adının geçmesi, şimdi 94 seçimlerini hatırlıyorum. 94'te de Anavatan Partisi'ne aynı şekilde gelmişti. Aslında Demirel yakınlığı nedeniyle, Mustafa'nın vurguladığı gibi, siyasette o zaman Doğru Yol Partisi'nde olma ihtimali daha yüksek görünüyordu. Ama Demirel'le o zaman Anavatan Partisi'nin yakınlaşması vardı. Çünkü Doğru Yol Partisi'nde Çiller'le arası açıktı vesaire. Yani o süreç biraz şey, ne oldu? İşte o zaman bir de Zülfü Livaneli aday olmuştu. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımız Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı. Kaybetti. Yani ki o zaman şöyle düşünelim,
Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman siyasette hani bir cumhurbaşkanlığı yapmamış, başbakanlık yapmamış, değil mi? Hani bir şey yok geçmişinde, kariyerinde yeni yükseliyor ve ondan bir önceki ara seçimde de özellikle yeni ilçelerde bir 6-4'lük galiba ya da 6 belediyede 4 tanesini alarak bir çıkış yakalamıştı. Onun üzerine de Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan aday olmuştu ve Zülfü Livaneli ve İlhan Kesici'ye karşı kazanmıştı. Yani Zülfü Livaneli de o zaman solun İstanbul'da İstanbul'u geri almak adına Anavatan Partisi tekrar revanş yapmak istiyor ama işte bir sözen dönemi yaşanmış. Oylar çok düşmüş, %11'lere düşmüş. Çok iyi bir aday çıkaralım ve tekrar alalım şeklinde. O bile kurtaramadı durumu. Şimdi bu kadar olay geçti, bu kadar zaman yaşandı. 90'lı yılların istikrarsız dönemlerini yaşadık. Şimdi o tarihten sanki şeyi tekerrür ettirmek için bir tane isim üzerinde konuşuyorlar. İşte sağdan oy alacak, ekonomiden anlayacak vesaire vesaire. Ben olsa bile çok zayıf bir aday olacağını düşünüyorum. CHP'nin içindeki kendi geleneğinden olan adaylarda maksimum Kemal Kılıçdaroğlu hariç hani %25'i nasıl toparlarlar? Çok zor gibi gözüküyor o %25'i. Çünkü Meral Akşener'in alacağı oyların önemli bir kısmı da CHP tabanından oraya gidecek. Dolayısıyla bu iş birinci turda biter. Bak, çok erken söylemiş gibi oluyoruz ama Mustafa da yani, aynı tespite geldi. Sizden daha erken söyleyenler de vardı. Var tabii. Hayır, ben genel için söylüyorum zaten. Kendim söylüyorum diye söylemiyorum. Böyle olduğu takdirde bu görünüyor. Yani öyle bir tablo şu anda karşımıza çıkıyor. Peki dün Büyük Birlik Partisi biliyorsunuz Cumhur İttifakı'na desteğini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Ama bu arada bir yandan da tabii terör örgütlerinin AK Parti karşıtı tutumları ve eğer olursa bir ittifak muhalefet partileri arasında buna açıktan destek vereceklerini görüyoruz. Terör örgütleri özellikle PKK ve FETÖ bunu zaten vurguluyorlar ve Fuat Avni hesabının yöneticisi Sait Sefa görmüşsünüzdür mutlaka. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer seçimi kaybederse örgüt üyelerine diyor ki devletteki görevlerinize geri döneceksiniz. Böyle bir hayali var terör örgütünün. Nasıl değerlendirirsiniz? Maalesef bir şey daha ben ekleyeyim. Yani bu ittifak süreçlerinde de çok konuşulan bir şey. Yani adaletin sağlanması olarak formüle edilen ki hiç kimse bundan buna karşı çıkmaz normalde. Yani herkes işte bu Mor Bey'in çıktığı, Baylok'ta bazı sorunlar çıktı bazı ilk başlarda. Sonra Mor Bey'in çıktı filan. Bir takım baylokumsu görüntüler saçılmış ortalığa. Belli ki herkese bulaştırmak istemiş bunu örgüt, FETÖ. Ve bulaştırınca da işte içinden gerçekleri ayıklayamıyorsunuz. O da ayrıca bir mağduriyete neden oluyor. Zamanında hani FETÖ, en çok FETÖ'cüyü ben attım diyen birisinden bahsetmiştim. Bir üniversite rektöründen Ege'de bir yerde, Ege Üniversitesi değil Ege'de bir yerde bunun da övünen adam daha sonra FETÖ'den içeri alındı. Yani FETÖ'cü olmayanları ne bileyim çaycıyı çorbacıyı böyle işten atıp mağduriyet yaratan FETÖ'cüler oldu. Onlar da yavaş yavaş tespit ediliyor. Şimdi bu tür mağduriyetler üzerinden adaletin sağlanması için çaba göstermek yahut bunu çağırmak bir iş. Eyvallah ki bu yapıldı. Saadet Partisi'nin il başkanı yahut il başkan yardımcısı bir avukat bu Mor Bey'in işinin üzerine gitti. Ve bir başarı sağlandı. Savcılar bunu dikkate aldılar. Yani bu muhalefetin ilçe başkanıymış, iktidar partisi bana kızarmış filan demedi savcı. Baktı, buldu ve çıkardı bunu. Şimdi diğerlerine de bakıyorlar. Şimdi biz burada hep içeridekileri konuşuyoruz, tutuklananları konuşuyoruz yahut işte işten atılanları. İadeler var. İadelerde gecikmeler var. İtirazım yok. Onun için de çaba gösteriliyor. Yani bu işin bir yolu var ve bu yol işliyor. Ağır işliyor, aksak işliyor ama işliyor. Muhalefetten geldi diye savcılar da bir takım iddia veyahut ihbarlara ya da tespitlere kulaklarını tıkamış filan değiller. Bunların da kanıtlarıyla söylüyorum. Hani bu bir kanaat değil. Dolayısıyla adalet ağır da olsa işliyor. Eksik de olsa, aksak da olsa işliyor. Ve gerektiğinde de hızlandırılıyor. Cumhurbaşkanı da konuşuyor bununla ilgili. Başbakan da konuşuyor.
Yani onlar da siyasi tavırlarını koyuyorlar. Adaletin işleyişi ayrı. Dolayısıyla orada bir düzen var. Bunun üzerinden bunu çağırmakla, bunu desteklemekle, bunun üzerinden az önce söylediğin FETÖ'cülerin hepiniz serbest bırakılacaksınız sözlerini kastederek konuşanları bir defa ayırmak lazım. Şu ittifak meselelerinin içerisinde de o kadar enteresan şeyler söylendi ki, işte örgüt de bunları biz söyletiyoruz diyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Örgüt diyor ki, bakın biz Türkiye'de güçlüyüz, merak etmeyin, bu ittifakı da biz modere ediyoruz. Biz destek veriyoruz. Onların adalet falan dediği şey aslında tam da bizim dediğimiz, herkesi serbest bırakılacak, düzen tersine dönecek demektir. Bu anlama geliyor diye tevil ediyorlar, tercüme ediyorlar. Şimdi buna çanak tutmanın ne demek olduğu konusunda doğrusu ben şüpheliyim, kuşkuluyum. O bakımdan ciddi bir sorun var. Çünkü baktığınızda FETÖ neden böyle bodoslama desteklesin? PKK neden böyle bodoslama desteklesin? Onların desteğinin bu koalisyona zarar vereceği belli değil mi? En azından bir ölçüde. Evet, ama bir de faydası var. Merak etmeyin, biz buradayız ve oradaki işleri biz koordine ediyoruz. Bu fayda olası zararından daha önemli onlar için. O yüzden de desteklerini esirgemiyorlar. Arka planı da olmasaydı sırf bu destekten yola çıkmazdık, ama arka planı da var. Az önce dün de konuşmuştuk. Şimdi bu birincisi. İki, bir şey daha söylemek istiyorum. Bu terör desteği devam edecek. Çünkü bir ittifak pazarlık demektir. Pazarlıkla bir yere gelip oturursanız o pazarlığın gereğini yaparsınız. O ittifakın gereğini yaparsınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ittifak kurdu. O da mı gereğini yapacak? Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan milliyetçi bir partiyle ittifak kurdu. O da gereğini yapacaktır. O da zaten milli ve yerli ittifak diyor. Dolayısıyla orası son derece net. Ama siz HDP'nin de içinde bulunduğu bir ittifaktaysanız eğer, İYİ Parti'nin içinde bulunduğu bir ittifaktaysanız, Meral Akşener'in içinde bulunduğu bir ittifaktaysanız, o zaman başka pazarlıklar da gündeme gelir. Dolayısıyla eğer o pazarlıklara da prim vermeye, bir pay vermeye başladığınızda elinizde pay kalmaz. Bütün mesele burada bu. İttifak, terör örgütlerinin açıklamaları, bunlar ne anlama geliyor kısmını burada kapatalım, ama ben bir noktaya değineyim müsaadenle. Demin onu özellikle eksik bıraktım ki konu başlığı açarız diye. Şimdi demin bahsettiğimiz bir ittifak planı vardı. Şimdi o bölündü. Artık herkes kendi başına girecek. Bu net. Bir yandan da dediğim gibi Saadet Partisi'nin nasıl bir AK Parti'den daha fazla nasıl oy kopartabiliriz sorusunun cevabı aranıyor. Abdullah Gül bu denklemde nasıl yer alacak onu bilmiyoruz. Bir onu bekleyeceğiz. Ama bildiğimiz bir şey daha var. Seçim iki turlu. Bu seçim iki turlu olduğu için düzeltiyorum. İki turlu derken hani Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, iki aşamalı seçim, ikili seçim. Çünkü aynı zamanda parlamentoda seçilecek. Yani ittifakların bir de parlamentoda karşılığı var. Parlamento seçiminde. Şimdi milletvekilliği dağılımı yapılıyor. Simülasyonlar yapılıyor. Şurada bizim şu kadar oyumuz var. AK Parti'nin bu kadar var. MHP'nin bu kadar var. MHP'nin şu kadarı İYİ Parti'ye geçti, katıldı. Orada İYİ Parti bize kendi desteğini verirse biz şu kadara çıkıyoruz. Geri kalan kısmında da AK Parti'den şu kadar almamız lazım. Yahut diğer bileşenlerden. Yani eğer varsa HDP'nin ne kadar oyu var. Bunların hepsi milimetrik böyle terzi gibi hesaplanıyor bölge bölge. İstanbul özellikle. İstanbul'da HDP'nin çünkü bir oyu var. İYİ Parti'nin bir oyu var. CHP'den ve MHP'den alınmış bile olsa. Ve onun yarattığı sinerjiden mülhem ya da muhtemel bir oy hesabı da yapılıyor. Bütün bunlar AK Parti MHP ittifakının yarım puan, bir puan, iki puan üstüne çıkılabilecek yerlerde tamamı toplanıyor. Bu ayrıntılı hesabın hedefi de şu. Elbette bütün partiler kendileri çok yüksek sayıda milletvekili çıkartmak istiyorlar ayrı. Ama hiçbir oy açıkta kalmasın. 200 bin oy mu lazım mesela İstanbul'da bir milletvekilliği için? 250 bin oy olmasın o. Bir yerde çok güçlüysek 50 bin oyu bir şekilde adres değişikliğiyle bir başka semtte, zayıf olduğumuz bir semtte taşıyalım. Bunu PKK, HDP lehine yapmıştı. Örgütsel olarak ciddi bir çalışma yapıldı.
ve hiçbir yerde artık oy neredeyse bırakılmadı. Bütün oylar bir şekilde taşındı ve eksik olan yerler kapatıldı. Dolayısıyla böyle bir çalışma yürütülüyor. Bunun da tek bir hedefi var. Elbette çok oy milletvekili çıkartmak bir evet, ama asıl hedef Cumhuriyet AK Parti'yi parlamentoda, AK Parti MHP ittifakını, öncelikle AK Parti'yi, sonra mümkünse AK Parti MHP ittifakını parlamentoda 600 milletvekili olacak 301'in altına düşürmek. Yani salt çoğunluğun bir altına düşürmek. Bunun için çaba gösteriliyor. Bazı yerlerde belki MHP'nin milletvekili almasına destek verilecek. Yani sırf AK Parti ittifak oyunu alsın, yüksek oy alsın, problem yok. Orada bir sıkıntı yok. Önemli olan burada MHP'nin alacağı oy. AK Parti alacağına son kertede MHP alsın. O zamana kadar işte İYİ Parti, CHP vesaire filan alsın. Ama olmadı, hiçbir şey kurtaramıyoruz. O zaman MHP alsın. AK Parti'nin oylarından bir yerde kopartalım. Orada da MHP adayı önde çıksın. Neden? Yarın parlamentoda bir şey olduğu zaman sonuçta iki ayrı parti ve bir ayrılık mevzusu, mevzubahis olabilir. Dolayısıyla şimdiki hesap bu. Muhalefetler tabii ki böyle hesap yapacak. Kim buna karşı çıkabilir? Elbette kimse karşı çıkmaz. Ama bunun içerisinde de böyle 15 milletvekili ikram edip, yani bu tür milletvekili transferlerini önce karaktersizlik olarak değerlendirip sonra aynı ifadeyi hak eden girişimi kendiniz yaparsanız, o zaman bizim bu milletvekili hesaplarında da benzer karaktersizliklerin yapılıp yapılmadığına dair kafamızda soru işareti oluşur. Bunun üzerinde durmamızın sebebi de budur. Yoksa herkes milletvekilliği için elbette ince kıyım işler yapacaktır, terzilik yapacaktır. Buna kimsenin itirazı olmaz. Yeter ki karaktersiz ya da ahlaksız bir transfer diplomasisi yürümüş olmasın. Peki Mustafa Kartoğlu, yavaş yavaş 9.30'u bulduk. Bilmiyorum tabii programınızı ama veda ediyoruz galiba yavaş yavaş size, bugünlük en azından. Varsa bir konumuz daha, ona da girelim. Ondan sonra şeyi ben aslında Sadi'den çaldığım zamanı iade edeyim. Şeyi atladım ben bu arada, sormadım size. Başbakanın Abdullah Gül'le ilgili açıklamasını, onunla ilgili söyleyecekleriniz var mı? Ya da seçimle ilgili başka bir nokta temas edeceğiz. Aslında çok net, yani Cumhurbaşkanı'na benim gördüğüm AK Partili herkes. Bana dün bir okuyucu mail göndermiş. Ya zamanında işte bizim adayımız Abdullah Gül kardeşimdir dediğini Cumhurbaşkanı'na niye hatırlatmıyorsunuz? Dilimizde tüy bitti hatırlatmaktan da ondan. Ama dikkat ediyorum bakın. Çok azınlık bir grup hariç, ya da grup demeyelim ona çünkü onlar bütünleşik değiller, bir adları yok yani, azınlık sayıdaki bazı milletvekilleri diyelim ya da partililer hariç, büyük bir kısmı hep duygusal konuşuyor. Yani bir başkasını, kendisi olabilecekken bir başkasını aday gösterdi, kardeşim diyerek aday gösterdi, hukuku mümkün olduğu kadar korumaya çalıştı. Ziyaretler yahut buluşmalar mevzu bahis oldu. Açılışlarına gitti, kendisi katıldı. Aralarında her ne geçmiş olursa olsun, devlettir. Biz de gazeteciyiz. İşimizi yaparken benim hani arkadaşlarım, şimdi izleyenler çok iyi hatırlayacaktır. Bağırıp çağırmalarım ünlüdür. Yani bir sürü kavga dövüş ederiz. Ama akşam beraber yemeğe gideriz. İşle ilgili, işin üzerine kavga etmek o işin şanındadır. İşin iyi yapıldığını gösterir. Çünkü daha iyi yapalım diye kavga verilir. O yüzden herkes böyle bakıyordu. Hala da böyle bakıyorlar. Ben bu bakışın şu anda da bugün itibariyle, dün akşam saatleri itibariyle bu ittifakın artık olmayacağı, Abdullah Bey'in çatı adayı olmayacağı netleşince, ya da en azından altı üstünde bir çatı kalmadığı netleşince, bu daha doğru bir ifade oldu. Herkes üzüldü. Yani biz çünkü o duygusal bağ, o hani bizim kurucularımızdan, ne bileyim işte eski Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Dışişleri Bakanımız, hani burada Metin Ali Feyyaz gibi zamanda 3-4 isimden bahsedilirdi. O isimlerden biri. İnsanlar o bağı koparmak istemiyorlar gerçekten. AK Partililer o bağı koparmak istemiyorlar. Ve şu anda o bağın en zayıf olduğu dönemi yaşıyoruz. Ve bundan da öfkeli olanları biraz konuşun. Siz de bir yoklama yapın etrafınızda.
öfkeli olanlarla konuşun, biraz konuşun. O öfke biraz sonra duygusal üzüntüye dönüşecek. O yüzden umarım siyasette duygusallığa yer yoktur gibi bir robotik zihin yapısında değilse Abdullah Bey, bunun ne anlama geldiğini de biliyordur. Peki, Mustafa Kartal, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yarın sabah görüşeceğiz. Sade Özdemir, sizinle devam edeceğiz. Mustafa Kartal'ın dediğimiz gibi programı açarken de önemli bir konu olacak Ankara'da. Şimdi dün ekonomiyle ilgili Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyorduk. Evet. Ve sizin aslında tahmin ettiğiniz gibi değil mi tablo? Evet. Geç likitte penceresi dediğimiz bankaların TL ihtiyacı oluştuğu durumda borç aldıkları faizi yükseltti. Politika faizini değiştirmedi. 25 baz puan ya da 50 baz puan ağırlık kazanıyordu beklentide. 75 baz puan yaptı. Bunu yaparken de tabii piyasadaki gerilimi dikkate aldı. İlk anda etki etti. Ciddi şekilde kurlar üzerinde etki etti. Ama şöyle bir gelişme oldu. Özellikle Amerika'da Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri %3'ü psikolojik sınır bu. 2009 krizinden beri Amerika'da faizlerin artması için, enflasyonun artması için çaba harcanıyor. Bunu sık sık söylüyoruz. Çünkü bir anlamda fiyatlar artarsa, işte ücretler artarsa ekonomi çarkları dönüyor. Öyle bir çaba var. O %3 sınırını aşınca İstedikleri şey olmuş oldu. Piyasa kendisi bunu sağlamış oldu ve küresel dolar endeksi dediğimiz doların bütün dünya para birimleri karşısındaki durumunu gösteren endeks son 5 ayın zirvesine çıktı. Yani biz içeriden doları bir anlamda aşağı indirmeye başlamışken Amerikan piyasalarından doların bir anda euroya karşı da başta gelişen ülkeler diyoruz ama mesela euroda 1.21'i görüyoruz. 1.25'lerden, 1.24'lerden, işte 1.23'te uzun süre durdu. 1.21 oldu şimdi. Euro'ya karşı da ciddi değer kazandı Amerikan doları. Ama ben şunu söyleyeyim. 13.50 demek bir anlamda enflasyonu düşündüğümüz zaman Türkiye'de 10-11 arası olan enflasyon, yani tek haneye mi gidiyor, onlar da kalıyor. Reel getiri anlamında iyi bir getiri. Bu zaten yorumlanıyor. Bütün bizim gibi gelişen ülkeler sınıfındaki ekonomisi dinamik ama gelişen ülkeler sınıfındaki ülkelerin faiz reel getiri tablolarına bakıldığında da Türkiye'nin faiz tarafında da iyi bir reel getiri verdiği görülüyor. Yani Merkez Bankası bunu sağlamış oldu. Bu durumda ne görebiliriz önümüzdeki günlerde? Seçim sürecindeki tabii bilmediğimiz, beklemediğimiz gelişmelere bir şey diyemeyiz. Ama dolar ve euro en azından stabil hale gelmiş durumda ve aşağı baskılanabilir. Mesela euro dolar karşısındaki değer kaybının da etkisiyle 5 liranın altına döndü. Dolar da 4 liranın altına dönebilir. Şimdi olmasa bile seçimden sonra dönebilir. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Merkez Bankası'nın artırdığı faizin etkisi anlık ve beklenmedik bir gelişmeyle ortadan kalkmış gibi görünüyor. Ama piyasaya bakıldığında, sonra insanlar daha geniş zamanda baktığında daha rahat piyasa görecekler ve o faiz iyi bir faiz. Peki bugün Avrupa Merkez Bankası da faiz kararını açıklayacak. Bu karar piyasaları etkiler mi? Etkiler ne olur? Avrupa'da aynı şekilde. Biz Amerika'yı konuştuk. Amerika'da ne konuşuyoruz? Fed, Amerika'daki Federal Merkez Bankalarının birliği diyelim, başındaki merkezi, merkezdeki Merkez Bankası, Amerika'da az önce söylediğim şekilde faizleri artırmaya çalışıyor. Sözler veriyor. Bu yıl 3 tane, 4 tane yapacağız diyor. Avrupa'da da benzer bir durum var. Avrupa'da faizler üstelik sıfır. Şimdi hatta bu bir tartışma da başlattı. Türk özel sektörü dolarla borçlanacağına euro ile borçlansın. Çünkü dolarla borçlandığında bir faiz ödüyor. Ama euro faizleri, yani eurodaki faiz sıfır. Dolayısıyla sadece euronun değer kazanma ihtimaline karşı bir kaybı olabilir diye. Avrupa'da da aynı şey. Onlar da faizleri artırmak için piyasanın canlanmasını bekliyorlar. Yani onlar da faiz artışı pozitif bir işaret.
bizde negatif bir işaret. Çünkü biz enflasyonla mücadelemizi tekhaneye indirmeye çalışıyoruz. Onlarda sıfıra yakın enflasyon var, sıfır faiz var. Avrupa Merkez Bankası'nın da politikaları tıpkı Amerikan Merkez Bankası gibi bizi de ilgilendiriyor. Diğer gelişen ülkeleri de ilgilendiriyor. Yani o zaman faiz artırırsa artmaması bizim için iyi olan. Artmaması. Oralardaki faiz artışı ayrıca orta vadede şöyle bir anlama da geliyor. Bir anlamda bizim piyasalarımızın ihtiyacı olan küresel sermayenin, paranın o piyasalara yön değiştirmesi anlamına geliyor. O yüzden de negatif. Peki dün canlı olarak ekranlara getirmiştik. Başbakan Binali Yıldırım İspanya'daydı. Evet. Tabii siyasi temaslar kadar ekonomik anlamda da temaslar oldu. Şimdi İspanyol yatırımcılar 600'den fazla firma 10 milyar dolarlık yatırım yapıyor Türkiye'ye. Başbakan bunu söyledi ama bu ziyaretten sonra bu yatırımlar artar mı? Türkiye için önemli tabii yatırımcıların, yabancı yatırımcıların ülkeye gelişi önem taşıyor. Artar mı İspanyol yatırımlar? İspanya ile son yıllarda karşılıklı yatırımlar ve ticarette çok pozitif gelişmeler var. Garanti Bankası'na olan yatırımları başta olmak üzere son 10 yılda 10 milyar dolarlık toplam yatırım gelmiş. Bu yılda ortalama 1 milyar dolar demektir. Bize yılda toplamda 10 milyar doları ortalama yatırım geldiğine göre %10'u İspanya'dan doğrudan yatırım olarak geliyor. Doğrudan yatırım dediğimizde arzu ettiğimiz şey Türkiye'de bir şirkete ortak olmak, bir fabrika kurmak, üretim yapmak, yani kalıcı yatırımcı olmak şeklinde. Dış ticaretimize baktığımız zaman da çok güzel bir denge oluşmuş. Mesela 2017'de 6.3 milyar dolarlık İspanya'dan ithalatımız var. 6.3 milyar dolarlık da İspanya'ya ihracatımız var. Şimdi biz zaten Avrupa ülkeleriyle ilk hedefimiz, Amerika'yla da öyle, ilk hedefimiz gelişmiş ülkelerle dengeli ticareti yakalamak. İspanya'yla yakalamışız. Yakalamışız. Üstelik 2016'da 4.9 milyar dolar ihracatımız varmış. Bu 6.3 milyar dolara çıkmış 2017'de. Onu da arttırmış. Yani zıplamış bir anlamda. Diğer Avrupa ülkeleriyle de benzer çaba içindeyiz. İspanya, Almanya ve Fransa gibi özellikle Avrupa Birliği cephesinde bize pres uygulayan ya da farklı davranan ülkeler gibi değil. Avrupa'nın büyük ortaklarından biri olarak aramız çok iyi. Avrupa Birliği sürecimizi destekliyor. Çok farklı bir konumda bizim için. Zaten Sayın Başbakan'ın ziyareti de orada katıldığı toplantılarda gayet dostane geçiyor. Ama onun ötesinde pratikte stratejik olarak önemli işbirlikleri var. Yani İtalya, İngiltere, İspanya diye bir üçgen Avrupa haritasını kuzey işte daha batı şeklinde bakarsak çok kritik 3 tane stratejik işbirliği yapacağımız ülke oluşmuş durumda Avrupa'da. Bize daha çok hani Almanya, Fransa konuşulur ama İspanya... Sorun yaşadıklarımızı konuşuyoruz. Tabii onları konuşuyoruz. Keşke ama... Keşke yaşamasak. Onlarla da ilişkilerimiz, bu az önce söylediğim rakamlar onlarla daha büyük. Yani tabii. İşte dış ticaretimiz daha büyük, oradan gelen yatırım daha büyük. Onun etkisiyle inşallah oradaki ilişkiler de düzelir diye tahmin ediyoruz. Şimdi Türkiye için savunma ve enerji çok önemli. Hep konuşuyoruz programlarda da. Şimdi savunma ile ilgili S-400'ler üretim bandında Rusya'dan bir açıklama geldi. Evet. Bu önemli bir açıklama herhalde. Zaten Putin'in son ziyaretinde de o süre öne çekilmişti. Doğru. Bir de TANAP geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk. Hani ilk vana 30 Haziran'da açılacak demiştik ama dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. İlk ziyaretini, onu da altını çizmek lazım herhalde, 11 Nisan'daki seçimden sonra Türkiye'ye gerçekleştirdi. Evet. Ki Cumhurbaşkanı da ben de 24 Haziran'dan sonra ilk ziyaretimi Azerbaycan'a gerçekleştireceğim dedi. TANAP'ta da Haziran'da, yani seçimden önce ilk vana açılacak. Bu önemli değil mi? Zaten sistemin içinde gaz var. Yani gaz verildi. Çünkü biliyorsunuz Hazar'dan gelecek gazın buraya ulaşması da bir zaman alıyor. Önce bir test süreci, sonra bunun Türkiye'nin kullanacağı gaz meselesi, sonra Türkiye'den de Avrupa'ya gidecek hatla ilgili çalışmalar şeklinde. Ne demiştik? Sessiz sedasız bir büyük bir proje, dev bir projeyi açılış aşamasına getirmişiz. Bu bizim için de ekonomik anlamda çok büyük kazançlar sunuyor. Ama Azerbaycan
gazını sonuçta getiriyor. Azerbaycan'ın zenginliği için, geleceği için, refahı için çok önemli. Çünkü Avrupa ürünün garantili bir şekilde pazara ulaşmasını sağlıyor. Peki Avrupa'ya baktığımızda da Avrupa'nın enerji bağımsızlığı için de çok önemli. Yani Türkiye o anlamda elinde sonunda Avrupa'nın daha iyi ilişkiler kuracağı bir ülke olarak görünüyor. Çünkü enerjisi, Avrupa Birliği'nin enerjisi doğudan gelecek. Rusya'ya ağır bir şekilde bağımlı olmak, Rusya'nın bir takım stratejik hamleleri sırasında ne kadar sakıncalıymış, kendileri bunu gördüler. Yaptırımlar uygulamak istediler ama vanalar sonuçta Rusya'dan açılıyor. Doğu Avrupa'yı geçiyor. Oradan Avrupa'ya ulaşıyor. Alternatif enerji kaynaklarına Türkiye üzerinden ulaşacaklar. Zaten onun için onlar da destekliyor bunu. Son Avrupa Birliği'nin raporunda da ne görmüştük? 3 tane konuda bizi destekliyorlar. Işte biraz şükran açıklamaları yapmış gibi oldular. Üçü de onların başına dert olacak konulardı. Şimdi S-400 demişken bu arada milli füze Bora 1 de envantere girdi. Milli Savunma Bakanı açıkladı. 280 kilometre menzilli. O da önemli herhalde. Yani birçok milli ve yerli projeden bahsederken artık bu milli füzeler de geliştiriyoruz. Bizim yani bu konvansiyonel ötesi işte insansız hava aracını çok konuşuyoruz ama mesela geçen gün sanırım dün ya da önceki günde tank konusunda anlaşma imzalandı. Tabii önemli bir BMC'ye adım atıldı. Verildi. Tank ağır bir silahtır. Bu füzeler meselesi, güdümlü füzeler vesaire, bunlar da ağır silahtır. Bunların teknolojisi çok önemli. Bunları üretebilmek çok önemli. Birçoğuyla ilgili tabii ki hani savunma sanayi konusu olduğu için çok şeffaf açıklamalarda yapılmaması gerekiyor. Yapılmıyor ama bir noktaya gelip envantere girenler de açıklanıyor. Hani açık yürüyen projelerimiz de var. Çok ciddi çalışmalar var. İnşallah oradaki dışa bağımlılığımız çok azalacak. Bekliyoruz. İhracat da yapmaya başladık bu noktada. Şimdi havada şov başladı dedik. Nedir? Antalya. Eurasia Air Show. Bugün bütün gazetelerde de vardı. Güzel görüntüler de var. Önemli bir fuar değil mi? Çok önemli. Çünkü bizim havacılıkla ilgili mesela sivil uçak üretme projemiz de var. Orta menzilli projemiz var. Neden? Çünkü Türkiye içinde ve Türkiye'nin hemen yakın çevresinde kullanılabilecek uçaklar bunlar. Ne ihtiyacımız var? Biz işte İstanbul Yeni Havalimanı'yla dünyanın en önemli hub merkezi oluyoruz havacılıkta. Dolayısıyla üretim tarafında da iddialı olmalıyız. Antalya ayrı bir önem. Şimdi mesela İstanbul'un belli konularda fuarcılıkta ya da etkinlikte merkez olduğunu biliyoruz. Antalya ile ilgili de son 10-15 yıldır girişimler var. Belli konularda Antalya sadece turistlerin geldiği bir yer değil, ekonomisiyle, turizm sayesinde oluşmuş altyapısıyla bu tür etkinliklerin de merkezi olsun isteniyor. Büyükşehir Belediyesi'nin çok ciddi çalışmaları var. Dolayısıyla havacılıkta hani dünyada endüstrileri sıraladığımızda ilk 5 içinde bu teknolojiler. Bir ülkenin eskiden sanayileşmiş ülkeler kavramı vardı. Artık hani yüksek teknoloji anlamında o sınıfta havacılık çok önemli. Orada üretebildiğiniz makineler, ürünler, uçaklar neyse hepsi çok önemli. O konuda belki de dünyadaki en önemli etkinliklerden biri haline gelecek. Yani altyapısı da var. Türkiye'nin konumu ortada. Hemen bir şeyi hatırlatayım. Tabii. Ne demek istediğim çok daha iyi anlaşılacak. Mesela Türkiye'nin raylı sistemlerle ilgili dünyadaki en büyük yatırımcılardan biri olma süreci başladıktan sonra bir tane fuar başladı İstanbul'da. 4 sene içinde dünyanın en büyük fuarı oldu. Evet. Hani railway, yani enteresan bir durum. Çünkü hem alıcısın hem üretmek istiyorsun. Büyük üreticiler geliyor, onlarla oturuyorsun masaya, senden alacağım şu kadar ama burada bir üretim yatırımı yapıyorsun, tercih yapıyorsun, yatırıma yönlendiriyorsun, yer gösteriyorsun. Güzel süreçler bunlar. Şimdi turizm yine konuşacağımız konulardan biri. Erken seçim
seçim kararı 24 Haziran olunca tabii birçok kişi tatil planlarını önceden yapıyor. Yani erken rezervasyon yapanlar var ama bir açıklama geldi tur operatörleri platformundan. Diyorlar ki hani hiçbir mağduriyet yaşanmadı. Herkese paraları iade edildi. Bu herhalde önemliydi. Artık da 24 Haziran sonrasında tatil planları yapılacak. Bir de Ukrayna ile turizm. Hani hep farklı ülkelerden bahsediyoruz. Rusya, Almanya derken. Evet. Şimdi Ukrayna ile bu vizesiz süreç yaramış görünüyor. Çünkü Ukraynalı turistlerin en çok tercih ettikleri ülke Türkiye. 1.3 milyon turist ağırlamışız. Turizmdeki bu gelişmeler, bu yaşananları nasıl yorumlarsınız? Erken seçim kararından sonra Türk Hava Yolları'nın kararını konuşmuştuk. Konuşmuştuk, yani, doğru. Seyahat onlar da aynı şeyi yapmışlar. Kolaylık sağlamışlardı. Hatta bu tur operatörlerinin bu işte kolaylık sağlama kararı da hani demokratik bir adım olarak tabii yorumlandı. Aynen Türk Hava Yolları'nda olduğu gibi. Çünkü paket satın alıyorsunuz. Siz paketi, bir de erken rezervasyon sistemi çalıştırılmak isteniyor. Hep şikayet ettiğimiz bir konu var ya, işte Almanlar, İngilizler bizden daha ucuz tatil yapıyor. Çünkü erken rezervasyon. Çünkü erken rezervasyona önceden paket tatil satın alıyor. Biz ise işte yumurta önümüzdeki hafta dayanınca tatile çıkacağız deyip bazıları da hatta arabaya binip otelin önüne gidiyor, yer var mı diye soruyor. O da başka bir fiyat çıkıyor. Şimdi bunu kurmaya çalışırken böyle bir şey olunca da tur operatörleri anlayış gösteriyor. Ya ileri alabilmek için tabii ilk teklif, peki tamam ne zaman olsun ama programına uymuyorsa, o tarih dışında da tatil yapamayacaksa iptal ve ödeme kararı da almışlar. Bence çok olumlu bir karar. Turizmin diğer tarafına gelirsek, mevcut turist sayımızı artırmak için pazarlar arıyoruz. Pazar aramak demek şu. Mesela Almanya bizim için iyi bir turizm pazarı deyince bizim oraya gitmemiz anlamında söylemiyoruz. Alman turist pazarından bizim alacağımız pay, yani bize getireceğimiz. Çin'le olan, Japonya'yla olan uzak pazarlara da odaklanmış durumdayız. Ama Ukrayna'yla Ukraynalıların herhalde yurt dışına çıkanlarının çok büyük bölümü Türkiye'yi tercih ediyorlar. Rusların da öyle oldu. Ruslarla da vizesiz bir dönem yaşamıştık biliyorsunuz. Sonuçta kuzey ülkeleri, Avrupa'nın kuzeyinden Rusya, hepsi Türkiye'de tatil yapmak istiyor. Çünkü her şey uygun fiyat anlamında. Bu sene 36 milyon hedefini aşar mıyız derken iyimserliğimiz sadece 36 milyonda kalsın derken aslında görünüyor. Yani 37 olabilir, 38 milyon olabilir. Şimdi şey de var, aslında tarihler de iyi galiba. 23 Nisan mesela pazartesiye denk geldi. Hani evet. İçeride de baktığımız zaman yerli turist anlamında hani 3 günlük bir tatil yapma imkanı doğdu. Şimdi 1 Mayıs da, o da konuşuluyor. Evet, Salı gününe denk geliyor ama hani pazartesiyi de o izne katıp 4 günlük bir tatil yapma imkanı da var ki yani tatil uçak bileti bulmak şu an itibariyle bayağı evet, zorlaşmış. Yani rekor düzeyde arttığını söylüyorlar. Doğrudur. Çünkü talep artınca fiyatlar da artıyor biliyorsunuz. Tatil günlerini birleştirme konusunda çok inovatif bir toplumuz. Ama bu iyi bir şey çünkü iç turizm, turizmin canlanması açısından da her fırsat değerlendirilmiş oluyor. Yabancı turist döviz getiriyor ama iç turist de o işletmelerin daha karlı hale gelmesini sağlıyor. Daha uzun süre dolu olmasını sağlıyor. Cazip bir yatırım alanı ortaya çıkıyor. İç turizmi Türkiye'de eskiden çok azdı. Herkes bilir. Yani büyük şehirlerdekiler genellikle memleketlerine falan giderlerdi. Artık öyle değil. Türkler de tatil yapıyorlar. Yurt dışına da çıkıyorlar ama iç turizm de hızlı büyüyor. Tabii dün Mustafa Kartoğlu'nun dediği gibi galiba biraz hani 36 milyon turistten bahsediyoruz ama ne kadarının ülkeye para bıraktığı, yani sadece otellerde değil de onları biraz dışarıya da çıkartmak önemli galiba, değil mi? Doğru. Bu şeydeki hazır giyimdeki fason ve marka tartışmasına benzer, her zaman konuşulur. Ama mesela Türkiye'nin üretimde marka olması da önemlidir. Orada da kar vardır. Her şey dahil terk edilemez. Her şey dahilde çok büyük bir ciro var. Ama turizmi daha karlı hale getirmek istiyorsak her şey dahil dışındaki, yani deniz, kum, güneş dışındaki turizm alanlarında da büyümemiz gerekiyor. Mesela işte Mardin'i konuşmuştuk. İşte Konya'yı, Kapadokya'yı konuşmuştuk. Oralarda deniz yok. Güneş, deniz, kum, güneş meselesi değil. Orada geçtiğiniz zaman oraya gelen turistin harcaması hemen iki misline çıkıyor. Neden? Tabii. Çünkü çarşıda geziyor. Hediyelik eşya alıyor. Bir yere girip orayı ziyaret ediyor, ücret ödüyor derken hani ulaşım
farklı mekanlara ulaşmaya çalışıyor. Harcama artarak devam ediyor. Şehir turizmi de öyle. İstanbul'u, İzmir'i, Antalya'yı konuştuk. Etkinlik, kongre turizmi. Oralarda da kişi başına harcama 3 misline çıkıyor bu sefer. Yani bütün bunlar ayrı ayrı ürünler olarak değerlendirilebilir. Ama bu olsun, bu olmasın demek de doğru değil tabii. Peki son bir konumuz var. O da milli yemek kartı meselesi. Şimdi milli yemek kartımız olacak ki son dönemde aslında çok tartışılan bir konu. Şimdi Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın verdiği rakamlar önemli. Diyor ki 7 milyar liralık bir pazardan bahsediyoruz. Bunun %85'i yabancı sermaye. Şimdi bu kart, yani bu milli kartımız hem yemek kartı olarak kullanılacak, aynı zamanda İstanbul kartı olarak da kullanılabilecek. Böyle çok amaçlı, çok fonksiyonlu. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Türkiye'de yemek kuponu ya da kartı sistemi tabii ki özellikle büyük sermaye, yabancı sermaye geldikten sonra sistem büyüdü. Sonra da daha küçük ve orta boy işletmeler, catering sistemi dediğimiz sistem geliştikten sonra bunların hani farklı mekanlarda, bir takım iş yerlerinde, kurumlarda çalışanların kupon ya da işte kartla yemek yeme imkanı büyüdü. Çünkü mekanlar yemek maliyetlerini düşürebildiler. Kurumlarda belli bir organizasyon yapmak yerine personeline işte şuralarda yiyebilirsin izni veren, akıllı bir anlamda içinde belli aklı olan kartlar yaptılar. Pazarın tabii şeyden hep yabancılar domine mi ediyor vesaire konuşuluyor ama ben şuna inanıyorum. Büyük şirketler ne kadar konuşursa konuşulsun, bu sektörde çok sayıda küçük ve orta boy işletme için fırsat var. Hepsi atak halinde, inanılmaz yatırımlar yapılıyor ve sektör gelişiyor. İşin kart tarafında böyle bir çabanın olması güzel. Hani belki farklı bir sistem de düşünüyorlardır. Hani her firmanın ya da kurumun ayrı ayrı çalıştığı bir sistem değil. Sektöre canlılık getirir. Sektörün satışlarını da artırabilir. Tüketen tarafında da daha uygun fiyat ortaya çıkarabilir. İnşallah başarılı olur diyelim. Yani sonuçta bir alternatif ve seçenek olacak. Tabii. Bir de baktığımız zaman... Ölçek ekonomisi anlamında bu tür projeler her zaman hem sektöre hem sektörün ürün sattığı tüketici tarafına daha uygun fiyatlar ortaya çıkarıyor. Daha dinamizm kazandırıyor. Şimdi kartları kullanırken dikkat etmiyoruz tabii. Yani ne kadar yabancı olduğunu. Şimdi bu alanda da artık bir yerli ve millileşme durumu var. Türkiye her anlamda değil mi? Artık kendi kendine yetebilen bir ülke haline gelmeye başladı. Yani yerli ve milli anlamda. Ya yerli ve milli meselemiz aslında şu. Biz bütün temel konularda, sanayide, hizmetlerde ağırlıklı olarak kendi kendimize yetelim, işimizi yapalım. Ama liberal piyasa ekonomisinde de dünyaya açık bir pazarız. Tabii. Hani kapalı ekonomiler gibi olmayalım, ağırlığımızı kazanalım. Mesela bir dönem bankacılık sistemine çok yabancı sermaye girerken çok endişe edilmişti. Sonra ne oldu? Küresel kriz çıktı. O süreç durdu. Ama gelen sermaye de bizim çok işimize yaradı. Hatta o yatırımı yapan yabancı sermaye de mutlu oldu. Çünkü başka ülkelerdeki bankalar battı, Türkiye'dekiler değer kazandı. Yani küresel ekonomi böyle bir şey. Bizim yabancı sermaye ihtiyacımız var. Mesela bu şeyde hani yerli tüketme meselesinde en güzel slogan son 5 yıldır konuşulan Türkiye'de üretileni tüket. Hani bir takım yasaklar koyamazsın dünyada küresel ekonomi şartlarında ama tüketici bilinçli olursa, örneğin bir otomobil alacaksın. Çok lüks segmentte almayacaksan Türkiye'de üretilen bir otomobili tercih et. Bir beyaz eşya alacaksın. %100 yerli olanlar var ama yabancı sermaye olarak gelmiş burada üretim yapanlar var. İlla gidip işte Avrupa'da üretilen bir ürün istiyorum şeklinde de düşünmemek lazım. Türkiye'de üretileni almak lazım. Rahmetli Sabancı'nın bir sözü vardı. Hans yapınca alıyorlar, Hasan yapınca almıyorlar. Şimdi Toyota için söylüyordu bunu. Bugün Toyota'yı artık Hans da alıyor. Yani Toyota'nın Türkiye'de üretilen otomobilleri Avrupa'da en çok tercih edilen otomobiller haline geldi. Peki Sadı Özdemir, çok teşekkür ederim katkılarınız için. Yarın yine konuşmaya devam edeceğiz. Tabii ki siyasette konuşacağız, ekonomide konuşacağız. Çünkü aslında ikisi birbiriyle paralel ilerliyor. Analiz sentezi bugünlük kapatıyoruz. Yarın bir kez daha sizlerle birlikte olacağız. Az sonra moderatör kuşağında haber maratonuna 24 ekranlarında devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.